Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Bugün hem misafirim hem de konuğum. Kanalıma konuk ettiğim, daha önce de sohbet ettiğimiz Türkiye'nin önemli vergi hukukçularından biri Burak Aslanpınar. Hem değerli dostum, arkadaşım, fakülte yıllarından itibaren tanışıklığımız vardır. Bugün beni ofisinde ağırlıyor. Bugün konuşmamızın, aslında bu videoyu çekmemizin temel sebebi gayrimenkullerde miras ve bağışın vergilendirilmesi kitabı. Bu kitabı konuşacağız. Kitabın içeriğinde aslında daha önce çok dillendirilmeyen ve hatta yer kararlarında da pilot kararları olarak değerlendirebileceğiniz çok önemli önermeler var. Bence kanalı takip eden birçok vatandaşın olduğunu da biliyorum. Özellikle miras davalarının muhatabı, bana çok soru geliyor yorumlar vesilesiyle ya da mail aracılığıyla ya da telefonlarla. Birçok sorunun da ana konusu miras ve mirastan kaynaklanan uyuşmazlıklar. Vergi ile ilgili çok gelmiyor. Hani benim ilgi alanım çok olmadığı düşünülüyor anladığım kadarıyla, ama aslında senin bu kitapta okuduğun bölümler açısından çok önemli. Bence hem hukukçuların hem de vatandaşın çok bilmediği konuları sen kitabında değerlendirmişsin. Ve bu değerlendirdiğin noktalar da vatandaşların oldukça lehine. Çünkü birazdan aslında konuşacağız. Ben onu da sormak istiyorum. Birçok şey bilinmiyor. Bu vergiden kaçınma, kaçırma mevzuları çok karıştırılan mevzulardır. Sonuç itibariyle tabii ki biz vergi vermekle mükellefiz vatandaşlar olarak, ama vergi vermemek ya da daha az verebilme imkanı varken de bunu kullanma, kanun sınırları içerisinde kullanmak da tabii ki en doğal anayasal hakkımız. İstersen Burak, ben kısaca seni tanıttım ama sen de istersen bir kendini, kanalı takip eden arkadaşlarımıza, ondan sonra da kitapla ilgili birkaç sorum var, onları konuşalım. Murat, öncelikle hem hoş geldin hem hoş bulduk diyorum. Burada seni ağırlıyoruz, çekimi burada yapıyoruz. Ama bir taraftan da senin kanalına konu olmuş oluyoruz aslında izleyenler açısından. Evet. Çok eski bir dostluğumuz var ama bu YouTube vesilesiyle daha fazla görüşeceğiz inşallah. Daha önce bir Zoom üzerinden video çekmiştik. Evet, o biraz tabii sonuç itibariyle Zoom üzerinden çekilen videolar böyle olmuyor. Böyle. Bu kadar etki doğurmuyor. Bu vesileyle daha farklı konulara değinmiş olacağız. Çünkü bizim ikimizin alanları birbirini çok destekler ve çok önemli kesişim noktalarının olduğu alanlar. Onun için hem ben senden hem senin benden öğreneceğin şeyler var. Biraz böyle tamamlayıcı, tamamlayıcı bir durum söz konusu. Mülkiyet hukukuyla ilgili, mülkiyetle ilgili, gayrimenkul hukukuyla ilgili çok güzel şeyler yapıyorsun gerçekten. Hani insanları, izleyenleri de çok güzel bilgilendiriyorsun. Çok sağ ol, ben kendi adıma da teşekkür ediyorum. Kanalını takip ediyorum sağ çünkü. Sağ ol, çok teşekkür. Senin gibi ben de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Ama daha sonra maliye üzerine yüksek lisans doktora yaptım. Hem avukatlıkta hem de akademik çalışmalarda vergi hukuku temelli olarak çalışıyorum. İşte idari hukuku yine bağlantılı olarak devam ediyoruz. Bu benim aslında yüksek lisans tezimdi. Bu zamana kadar kaldı ama güncelledik, değiştirdik. Şöyle güzel bir avantajı oldu. Burada ileri sürdüğüm çok böyle uç fikirler vardı aslında. Yani buradan hiç vergi alınmaması lazım dediğimiz durumlar vardı. Bunları dava açıp takip etmek nasip oldu. Daha sonrasında o davalarda çıkan kararları da bu sefer kitaba koymak oldu. Yani gerçekten bu vergiden... Yani çok önemli. Doktrin aslında uygulamaya yön vermeli. Birçok noktada da bazen uygulamanın arkasında kalıyor. Evet. Onu takip ediyor ama halbuki tüm dünyada hukuk sistemlerinin gelişmiş olduğu ülkelerde doktrin birçok yer kararına öncülük eder ya da ona yol gösterir. Sen de bunu aslında kitabında ya da yüksek lisans tezinde, daha sonra da zaten doktora tezinde de buna benzer önermeler var. Öncülük eden birçok konu var. Dolayısıyla seni bu kanalda da görmekten çok mutluyum. İnşallah daha farklı konularda da konuşacağız. İnşallah, inşallah. Şimdi lafı çok uzatmadan ben hemen aslında bazı şeyleri sormak istiyorum sana. Tabii. Şimdi biraz önce dedik, vergiden kaçınmak ve kaçırmak, vergiyi kaçırmak. İkisi birbirinden apayrı şeyler. Şüphesiz. Ve dolayısıyla aslında birisi kanun tarafından korunan ama diğeri de tabii ki hem cezai boyutu hem de hukuki boyutu olan bir konu. Şimdi özetle vergiden kaçınmak nedir, kaçırmak nedir? Bunu nasıl hızlıca aktarırız? Aslında şöyle, buraya ben... Çok vatandaşa belirleyecek basit, şekilde. Basit bir şekilde. Üçüncü bir derece de koyabiliriz buraya. Şimdi vergi kaçırmak dediğimiz biraz vergi suçuna neden olan fiillerle. En basitinden naylon fatura diye bilinen sahte fatura, muhteviyatı itibaren yanıltıcı belge dediğimiz bu belgelerle vergi kaybına neden olmak söz konusu olabilir. Yani bu belgeler vasıtasıyla vergi kaçağı söz konusu olabilir, vergi kaçakçılığı söz konusu. Bu işin en ağırı. İşin bir de vergi kaçakçılığı fiiline neden olmadan, yani bir suç oluşturmadan vergi kaybına neden olmak söz konusu olabilir. Ya bu nedir? En basitinden ben fatura düzenlemiyorum. Hiç düzenlemedim fatura. Mal sattım, bedelini aldım, fatura düzenlemedim. Bu
vergi kaybına neden olur ama vergi suçu değildir. Hmm. Aslında vergi kaçırmak, vergi kaçakçılığı kavramını tam olarak karşılamıyor. Vergi kaybına neden olmak. Tamam. Bu biraz ara bir derece. Bir de vergiden kaçınmak var. Vergiden kaçınmak kanuna aykırı olmadan, kanunların müsaade ettiği ölçüde az vergi ödemek için işlem yapmak diyebiliriz veya hiç yapmamak. Kaçınmak derken aslında böyle de bakmak lazım. Evet. Yani şu anda otomobillerin ÖTV ve KDV'leri çok yüksek. Ben bir otomobil almaktan vazgeçtiğim anda aslında kaçınmış da oluyorum. Bununla beraber alabileceğim iki ürün arasında fiyat farklılığı var veya birisini gider yazma ihtimalim var. O zaman diğerine yöneliyorum. Vergi avantajı sağlamış oluyorum. Bir de işin avantaj boyutu var. Ya yani şimdi aslında tabii Türkiye'de çok ciddi bir vergi yükü altındayız hepimiz, evet, tüm vatandaşlar. Ve dolayısıyla bu vergi yükünün yanında aslında ödemememiz gereken ya da daha az ödeyebileceğimiz vergileri de ödüyoruz. Şimdi tabii burada bir vergi hukukçusu var. Sen bu konuda çok uzmansın. Kitabında da buna ilişkin değerlendirme var. Ve kitabın önemli bir kısmında ve beni de doğrudan ilgilendiren gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkı ve bu intifa hakkının kuru mülkiyet devri ve bundan sonra veraset intikal vergilerinden düşürme ya da bunu hiç ödememeye yönelik bazı önermelerim var. Hatta bu önermenin sonrasında ortaya çıkan bazı yargı kararları var. Onu bize bir kısaca aktarır mısın? Yani tabii, neyi öneriyorsun? Nasıl bir durumla karşı karşıya kalabilir? Şimdi bu aslında bu tezi yazarken Profesör Doktor Şükrü Kızılot hocamla birlikte yazmıştık. O bu böyle intifa hakkı üzerinden alınan vergiler konusunda hesaplama konusunda bir tereddüdü vardı. Yani bu böyle olmaması lazım Burak, hani bunu bir araştıralım, buna ilişkin bir tez yazalım demişti. İşin içine girince biraz daha böyle fazla iddialı, intifa hakkı üzerinden vergi alınamaz diye bir iddia ortaya attım. Hatta hoca da dedi yani sen de biraz ileri gittin dedi. Ama daha sonrasında bu yargı kararları aslında dediğin gibi biraz doktrinin de önermesiyle, hani tezde savunduğumuz görüşler doğrultusunda bunlar yargı kararına vücut verdi ve yargı dedi ki intifa hakkı üzerinden veraset intikal vergisi alınamaz. Yani, kısaca aslında bu intifa nedir, onu da bir tabii, aktaralım, onu tabii, da söyleyelim. Burada ben, sen bu konuda daha uzmanısın. Yok aslında yani çok temel olarak söyleyebiliriz. Aslında intifa bir maldan yararlanmayı öngören ve şahsi bir hak. Ve dolayısıyla intifa hem intikal edemiyor hem de devredilemiyor. Miras yoluyla bir üçüncü kişiye geçemiyor. Dolayısıyla buradaki intifa hakkı kurulmasının bize vergi avantajı olarak döndüğünü öneriyorsun. Evet. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz mesela? Şöyle, gayrimenkul üzerinde intifa hakkı varsa aslında bunu kiralayamıyorsun, üzerine ekip biçemiyorsun. Yani aslında ondan faydalanamıyorsun. Tabii. İntifa hakkı başka biri üzerine kuruluyorsa. Dolayısıyla biz buna kalan kısma kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet diyoruz. Gerçekten de çok kuru bir durumu var. Yani faydalanamadığın için çok bir fayda sağlamıyor. Şimdi vergi kanunlarında diyor ki sen kuru mülkiyet olarak bir şeyi devrettiğin zaman kuru mülkiyetin değerini hesaplarım intifa hakkından sıyrılmış şekilde. O da zaten düşük bir miktar olduğu için onun üzerinden harcını da öyle ödersin. Vergi de oyuyorsa vergisini de öyle ödersin. Ama diyor maliye, intifa hakkı bir şekilde sona ererse onu sana devredilmiş sayarım. Onun üzerinden veraset intikal vergisi alırım. Çok somut bir örneğini verelim. Evet, bir babayla oğlu. Çok da uygulanan bir yöntem. İntifa hakkını baba kendi üzerinde tutuyor. Oğluna kuru mülkiyeti devrediyor sağken. Daha sonra baba vefat ediyor. Vefat ettiğinde ne oluyor? Aynı senin söylediğin gibi intifa hakkı mirasçılara geçmediği için ortadan kalkıyor. Kalktığında oğlundaki kuru mülkiyet tam mülkiyete dönüşüyor. Şimdi maliye diyor ki artık senin ölümle birlikte bir mirasa kavuştuğun, var olan, sahip olduğun mal varlığın arttı. Bunun üzerinden veraset intikal vergisi öde diyor. Biz de diyoruz ki veraset intikal vergisi bir kişiden diğer bir kişiye intikal eden mal üzerinden alınabilir. Burada intikal eden bir şey var mı? Yok. Yok. Ölümle birlikte son sadece buldu. Sadece birleşen bir durum söz konusu. Kesinlikle. İşte vergiden kaçınmak dediğimiz durum belki de bu olabilir. Evet. Bunu da yargıyı da ikna ederek birçok Ankara, İstanbul, İzmir bölge idare mahkemelerinde kesinleşmiş kararlar var. Hepsi takip ettiğimiz davalarda. Dolayısıyla yargıyı da bu konuda ikna ettik ve ne oluyor biliyor musunuz? Kuru mülkiyeti çocuğuna devrediyor. Sonra vefat ettikten sonra çocuğu da veraset intikal vergisi ödemek durumunda kalsa bile bunun geri alabiliyor. Bunun ne gibi faydası var Burak? Böyle
Örneğin 10 milyon liralık bir gayrimenkulden bahsedelim. Evet. Bu 10 milyon liralık gayrimenkulde normalde veraset intikal vergisi ödeyecek olsaydı çocuk, işte kaç mirasçı olduğuna göre, istisna oranına göre vesaire değiş. Diyelim ki ortalama... Çok detaylı bir hesaplama. Tabii çok detaylı. Yani. İstisnası vesaire çok değişiyor ama diyelim ki 70-80 bin lira, 100 bin lira veraset intikal vergisi ödeyecekti. Evet. Ama şimdi bu durumda ne yapıyor biliyor musun? Sadece tapuda intifa hakkının terkinle ilişkin işlem yaptırıyor. Maktul bir tapu harcıyla mesele kapanmış oluyor. Oo, inanılmaz bir tasarruf. Evet. Yani tabii... Herkese 10 milyon gayrimenkul kalmıyor ama kalan 100 milyonluk olanlar var. Yani dolayısıyla aslında bu kanalı da birçok avukat meslektaşımızın evet. da takip ettiğini bildiğim için ben inanılmaz bir bilgi olduğunu düşünüyorum bunun bir kere. Sağ ol kanalda da paylaştığın için. Gerçi kitapta da yazmışsın ama kitapta yazılanlar birçok şeyler evet. sadece çok ilgilenildiği zaman evet. bazı çok spesifik kişiler tarafından kesinlikle. Biliniyor ve ilgileniyor ama hani YouTube gibi bu kadar çok izlenen bir platformda tabii ki bu bilgiyi paylaştığın için de çok teşekkürler. Bununla ilgili şunu hemen söyleyeyim. Evet. Bu sonuçta bir vergi. Ya bunu biz bilseydik zamanında ödemezdik. Veya az öderdik diyebilirler. Dava açardık diyebilirler. Bunun güzel tarafı şu. 5 yıl geriye dönük olarak ödediyseniz iadesini isteyebiliyorsunuz. Bu veraset intikal vergisini de sen çok iyi biliyorsun. İş şöyle işliyor. Ya işte biz mirasçı olarak işte bu malı intikal ettireceğiz diye tapuya başvuruyorsunuz. Tapu diyor ki git ilişiği yoktur. Belgesi al gel. Evet. Git veraset intikal vergisini öde. Herkes teslim bir şekilde devam ediyor. İşlemi yaparken bilemiyor olabilirler. Ama sonrasında iade alabilmek mümkün. Aynen. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bu kadar teknik bir konuyla başladık ama evet. ben özellikle kanalda buna benzer bir video çekmiştim. Ölünceye kadar bakım sözleşmeleriyle ilgili. O evet. kadar çok izleyen ve o kadar çok soruyla bana geri dönüş yapan oldu ki. Kitabında da buna ilişkin bir bölüm var. Ölünceye kadar bakım sözleşmeleriyle ilgili hem veraset intikal noktasında hem de bu sözleşmenin bir faydasından da bahsediyorsun. İstersen bir, kendin bir aktar. O kitabı, yani o bölüm de benim için çok dikkate değer bir bölüm. Şimdi aslında az önce çıktığımız noktadayız yine. Veraset intikal vergisi doğması için karşılıksız bir... İvazsız, karşılıksız. Ya veraseten olacak ya da işte bağış, ikramiye gibi olabilir veya işte bir yarışmadan kazanmış olabilir, çekiliş olabilir. Böyle karşılıksız bir durum olacak. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi öyle mi? Değil. Ben bir bakım yükümlülüğü alıyorum. Bunun karşılığında diyelim ki bir gayrimenkul veya belli bir para bana vaat edildi. Dolayısıyla bu bakımın karşılığı olmak üzere bu parayı alıyorum. Dolayısıyla tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Aynen, aynen. Dolayısıyla burada veraset intikal vergisi bakımından baktığımızda bir karşılıksız durum olmadığı için bağış olarak da addedemeyiz. Burada gayrimenkulün geçişinde ciddi anlamda bir avantajdan söz edebiliriz. Peki, yine. Peki hemen akla ilk gelen soru. Ben anneme baktım. Ve bu bakım sözleşmesini, yani bakım ilişkimi de aslında medeni kanundan kaynaklanan bir yükümlülüğümü yerine getirdim. Ama yerine getirirken de dedim ki ya kardeşlerim bakmıyor, ben bakıyorum. Ve dolayısıyla bu bakım içinde benim kardeşlerimden daha fazla bir ayrıcalık elde etmem lazım. Hemen ilk akla gelen yöntemlerden birisi, ilk akla gelmiyor ama işi bilen avukatların ilk önerdiği yöntemlerden biri önceye kadar bakım sözleşmesi yapılması. Sen bu konuda ne diyorsun? Yani bu yöntemin doğru bir yöntem olduğunu düşünüyor musun? Tabii şöyle, diğer sözleşmelerde olduğu gibi olayın gerçekliğiyle uyumlu olması lazım. Bir muvazaa durumu söz konusu olmaması gerekir. Şimdi burada ölünceye kadar bakım sözleşmeleriyle ilgili bu sefer Yargıtay, az önce bahsettiğim şeyler biraz daha idari yargıyla, vergi hukukuyla ilgiliydi. Şimdi zaten bu alan hem eşya hukukunu, hem borçlar hukukunu, evet. hem vergi hukukunu, idare hukukunu birlikte barındıran bir konu. Yani tipik konu. Bir muris muvazası konusuna dönüşebilir aslında. Değil aynen mi? Öyle. Yargıtay diyor ki sen diyor bir kız çocuk, erkek çocuk olarak annene babana bakmakla normal şartlar altında yükümlüsün. Dolayısıyla bunun için ayrıca bir karşılık beklememen gerekir. Ancak bunun da bir istisnası var. Diyor ki ya yatalak olan bir baba, 3 çocuğu var. Bunlardan birisi bakmış. Şimdi bunun da bir karşılığı olabilir diyor. Dolayısıyla şöyle bir kural söyleyemeyiz. İşte anne baba çocuğuna baktıysa, çocuklar annesine babasına baktıysa bu ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir. Ya da
En azından burada vergi konusunda bir istisna sağlamaz diye genel bir kural söyleyemeyiz. Durumun özel haline bakmak gerekiyor. Doğru. Şimdi birçok konu var. Kitap gerçekten aslında ince bir yayın ama hacmi bence çok fazla. Orada dikkatimi çeken bir başka nokta. Tabii gayrimenkul tarafından hep bakmaya çalışıyorum. Özellikle bu tapudaki değerlerinin özellikle satışlarda düşük gösterilmesi falan. Evet. Şimdi burada ne gibi sakıncalar var? Çünkü uygulamada hepimiz biliyoruz ki tapu harçlarını az ödemek için sadece emlak değerini, yani gerçek satış değerini değil de raiç değer olarak tanımladığımız değeri gösteriyoruz. Bundan kaynaklı da birçok sorunla karşılaşıyoruz. Evet. Senin tarafından baktığımız zaman bu karşı karşıya kaldığımız durum hangisi ya da hangi sorun bizim için çok büyük bir problem teşkil eder? Şimdi burada en çok bilinen şey harcı az ödemiş olmak. Tapu harcını az ödediğim için tapu harcını benden cezalı şekilde isteyebilirler. Evet, bu bir risk. Nedir? Normalde ödemem gereken tapu harcı işte 200 bin lirayken ben gidip değeri düşük gösterdim, 40 bin lira ödedim. Evet. Aradaki 160 bin lirayı benden cezalı olarak isteyebilirler. Bu kenarda duruyor. Aslında sadece bilinen kısmı bu. Ama bu çok büyük bir yanılgı. Şöyle, normalde görünen değerinden gayrimenkulü düşük gösterdiğim zaman bu gayrimenkulü daha sonra ben satabilirim. Alırken düşük gösterdim. Satarken diyelim ki karşı taraf kredi çekti, o arada değerler yükseldi, denetimler arttı, tapudaki değeri yüksek görüldü. Şimdi ben normalde 5 milyon lira olan bir gayrimenkulü 300 bin lira göstererek satın aldım. Çok güzel, tapu harcını az ödedim. Ama daha sonra satmak istedim ve 15 milyona sattım. Şimdi normalde 5 milyonla 15 milyon arası. Karşı tarafta kredi çekmek zorunda çekti. Olduğu için mecbur artık o gerçek değeri göstermek zorunda. Gerçek değeri gösterdim veya başka bir neden de olabilir yine. Tabii. 5 milyonla 15 milyon arasındaki fark üzerinden normalde gelir vergisi ödemem gerekirdi. Ama şimdi ne oldu? Ben 300 bin liraya aldım, 15 milyon liraya sattım. 14 milyon 700 bin lira gelir elde etmişim gibi görünüyor. Geri dönülemez bir durum mu? Hemen bunu unutuyorsunuz söyleyelim. Çok önemli, evet. Tapuda düzeltme yapabiliyorsunuz. Eğer böyle bir şey 300 bin liraya aldım, 15 milyona satacağım. Karşı tarafta illa ben kredi çekeceğim diyor. Ve dolayısıyla bu değeri tam olarak göstermek zorundayız. Geldiler, ekspertizi yaptılar, 15 milyon lira. Şimdi ben dönüp önceki duruma ilişkin değeri yükseltebilirim. Ya ben 300 bin liraya alıyor göründüm ama aslında 5 milyon liraya almıştım diye tapuda beyanda bulunup aradaki harç farkını ödemem gerekiyor ama çok büyük bir gelir vergisi yükümlülüğünden kurtulmuş oluyorum en azından. Şimdi bu söylediğin şey aslında çok yine bilinmeyen bir husus. Evet. Özellikle ön alım davalarında da bu çok ciddi bir risk haline dönüşebiliyor. Hani burası da benim alanım olduğu için aklıma geliyor. Tabii tapu harçları eksik ödeniyor ve paylı mülkiyette özellikle ön alım hakkına sahip olan kişi de tabii o gösterilen değer üzerinden satın alma girişiminde bulunuyor. Mahkemeye ön alım hakkı yoluyla dava açıyor ve burada da tabii mahkeme şunu değerlendiremiyor. Ya gerçekte bu değerdi, ben tapuda bu değeri gösterdim diyemiyor. Tapudaki değeri esas almak zorunda çünkü çok temel bir ilke. Kimse kendi muvazasından yararlanamıyor. Aslında burada bir bedelde muvazaa yapılıyor. Her ne kadar amacın tapu harcını eksik ödemek olsa da aslında bir muvazaa söz konusu. Ve buradaki durumu da eğer böyle bir risk öngörülüyorsa ya da böyle bir risk oluşma durumu söz konusuysa hemen tapudaki o düzeltmeyle en azından ön alım hakkını tümüyle engelleyemezsiniz ama değerinden en azından bunu sağlayabilirsiniz diye öneride bulunuyorum. Tabii bazı vatandaşlarımız ya bunun başka yolu yok mudur, daha az maliyetli bir yolu yok mudur falan diyorlar ama yani bence geçenlerde bir dava için bir müvekkil adayım konuştuğunda diyor ki ya ben 100 bin lira verdim ama tarlaydı 1000 lira gösterdi, şimdi 1000 liradan benden alacak diyor. Çok büyük bir risk, onun için hem vergi boyutuyla hem de ön alım hakkı boyutuyla önemli bir konu. Bir ekleme daha yapayım mı? Tabii. Bunun bir başka riski daha var. Tasarrufun iptali davaları. O da çok önemli bir nokta. Evet. Tasarrufun iptali davalarında bildiğin gibi normaldeki değerinden çok düşük bedelle alınmış gayrimenkullerin tasarrufun iptali davasına konu olması ve tasarrufun iptal edilmesi ihtimali güçleniyor. Aynen. Alacaklarının ilk başvurduğu yöntemlerden birisi tasarrufun iptali. Şimdi az önce 5 milyon lira gayrimenkulden bahsettik. Evet. Tapuda 300 bin lira görünüyorsa sen 5 milyonluk gayrimenkulü niye 300 bin liraya sattın demezler mi? Diyorlar ve zaten de tasarrufu iptal ettirebiliyorlar. Aynen. Onun için böyle bir riski de var. Yargıtay değerinin yarısından azına satıldıysa zaten onu tasarrufun iptaline konu edebiliyor. Bunun için de dikkatli olmak aynen lazım. Sadece tapu harcı için
bu kadar ciddi risklere yani. Girmeyin. Çok teşekkürler Burak. Yani kitabın gerçekten çok değerli. Zaten aslında daha önce de bir başka kitabını da konuşmuştuk. Evet. Aslında Zoom üzerinden vergi kaçakçılığı suçları kitabından da bahsetmiştik. Bir avukat olarak bu kadar doktrine katkı sunmak çok önemli bir durum. Yani bu kitapların yanı sıra tabii ki makaleleri de çok değerli. Ben de bu konuya çok önem veren avukatlardan biriyim. İşte benim de çok fazla sayıda makalem vardır ama yeni meslektaşlarımızda bu ilgiyi çok göremiyorum işin açıkçası. Evet. Onlara da yine stajyer çok takip eden, hukuk öğrencisi çok takip eden arkadaşımız için de söyleyelim. Siz eğer gerçekten doktrine katkı sağlamıyorsanız iyi bir avukat olamazsınız bana göre. Dolayısıyla bu katkıların için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra da aralıklarla ben seninle... bekliyorum. Şöyle ben de inşallah bir YouTube kanalı devreye önemli. Sokuyorum. Ben de seni konuk etmek isterim. Yani şey açısından çok önemli. Ben özellikle bazı uzmanlık alanlarına sahip olan meslektaşlarımızın bu tür yayınlarla ister kitap gibi makale gibi yazılı yayınlar isterse görsel yayınlarla katkı sunmalarını çok arzuluyorum, istiyorum. Herkesi de bir şekilde teşvik etmeye çalışıyorum ama tabii söyleyeceği sözü olanların bu platformlara girmesi lazım. Sen de onlardan birisin. Çok teşekkürler. Ben destek verdiğin için teşekkür ediyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Çok da güzel. Elimden ne katkı ne destek istiyorsan da her zaman açık çek sana. Umarım bir sonraki videoda da yine buna benzer bir konuda konuşma fırsatımız olur Burak'la. Herkese teşekkürler. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Önemli bilgiler verdi. Bazı noktalarda da çok önemli pratik faydalarını sağlayacağınızı da düşünüyorum. Herkese kolay gelsin. İyi akşamlar.